Evet sevgili aslanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 11-17 Mart arasında sevgili aslanları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili aslanlar için. Vay! Şeytan kartı çıktı sevgili aslanlar. Şeytan kartı da nedir? Bu dönem üzerinizde birazcık baskı hissedebilirsiniz. Bu iş yerinden bir baskı olabilir veyahut da toksik bir ilişkiniz vardır. Partneriniz tarafından bir takım baskılara, kısıtlamalara maruz kalabileceğinizi sembolize eder. Aynı zamanda da bu kart bizleri nasıl diyeyim, bağımlılık konusunda uyarır. Der ki yani bağımlılık eşiğin çok düşük. Bu dönemde herhangi bir şeyde ipin ucunu kaçırma der. Yani nasıl, atıyorum yemek ipin ucunu kaçırırsanız bu dönem çok daha fazla yemeye başlayabilirsiniz. Veya alkol kullanımı, işte alkolizm mi tetikleyebilir diyor. Bu dönemde şeytan kartı güçlü arkan. İlişkide üçüncü kişiyi sembolize eder. Bu da yani kaba tabirle metresliği sembolize eder. Bu da nedir? Ya siz uzun dönem ilişkinizde üçüncü bir kişinin varlığından haberdar olabilirsiniz. Veyahut da siz üçüncü kişi konumunda olabilirsiniz bu dönemde diyor. Aynı zamanda da libidonuzun yüksek olduğu bir dönemi sembolize eder şeytan kartı. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili aslanlar için. Sevgili aslanlar, tılsımların üçü de nedir? Bu dönem eğer eğitimde yüksek lisans gibi düşünürsek, daha yüksek bir eğitim almak istiyorsanız bu dönem tam zamanı. Yani aslında normal şartlarda işte üniversiteyi bitirmişsinizdir, yüksek lisans yapmak istiyorsunuzdur ve veyahut herhangi bir kurs, atıyorum işte İngilizce öğreniyorsunuzdur ve B1 seviyesindesinizdir ve C1'e geçmek istiyorsunuzdur. Bunun için bir takım düşünceleriniz vardır. Bu dönemin şanslı bir dönem olacağını sembolize eder. Ayrıca da üretimi sembolize eder tılsımların üçlüsü. Bu dönem üretimle alakalı bir takım adımlar atabilirsiniz der. Veyahut da tamirat diyebiliriz tılsımların üçlüsü için. Bu evinizde tamirat olur, iş yerinizde olur, apartmanınızda olur ve tamiratla alakalı veya herhangi bir konuyla alakalı bir takım kişilerle de toplantı tarzında bir görüşme yapabileceğinizi sembolize eder. Nedir? Yani apartmana bir şey yapılması gerekiyordur ve yönetimce hep beraber toplanıp bir karar alabilirsiniz. Veya işte ekip çalışmasını sembolize eder. Ekibinizle toplanıp veya siz bir ekibe dahilsinizdir, bir toplantı yapıp ne yapılıp ne edileceğini kararlaştırabilirsiniz bu dönemde. Hadi bakalım son kartımız sevgili aslanlar için. Sevgili aslanlar, tılsımların altılısı da nedir? Bu dönem siz birisine yardımcı olabilirsiniz. Maddi anlamda olabilir, manevi anlamda olabilir. Yanında olursunuz, destek olursunuz veyahut eğer sizin yardıma ihtiyacınız varsa der ki bu kart, düşündüğünden çok daha fazlasını alırsın der sevgili aslanlar için. Aynı zamanda da bu dönemde ilişkide bir taraftan çok daha güçlü ve domine bir pozisyona geleceğini sembolize eder bu kart sevgili aslanlar. Aynı zamanda bu dönem krediyle alakalı, ipotekle alakalı bir takım adımlarınız, bir takım görüşmeleriniz olabilir. Aynı zamanda finansal anlamda. Aynı zamanda tılsımların altılısı iş değişimini de sembolize eder sevgili aslanlar. Yani iş değişimi fakat daha iyiye bir değişim. Daha iyiye bir değişim olabilir bu dönem sevgili aslanlar için. Evet sevgili aslanlar, sizler için 11-17 Mart arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmayın. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.